Merhaba arkadaşlar, 9. sınıf İngilizce 1. dönem 2. yazılıya başlıyoruz. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Tomuş, nasıl gidiyorsun? Hazır mısın yazılara evladım? Hazır olsaydım burada ne işim var hocam? Ama hazırlayacağım inşallah. Harika, şimdi subjects of the second exam demişiz. Yani ikinci sınavın exam konuları. Simple present tense var, present continuous tense var, comparatives var, adverbs var. Tonguç, present continuous tense konusunu biliyor musun? Nereden bileyim hocam? Bilmediğim için buradayım zaten. Şimdi o zaman hemen ben bu konuları sana anlatacağım. Güzel bir giriş yapacağız. Biliyorsun öncelikle bu videonun başında böyle bir giriş yapacağız. Konulara hafiften değineceğiz. Aynı zamanda ikinci sınavın konularının ne olduğuna dair PDF'imizi açıklamada link olarak var. Sonrasında çok güzel yazılı sorular hazırladık senin için. Burada hatta şöyle gösterelim. Find the correct mistakes. İşte comparative forms, complete sense, bunların hepsini beraber güzelce öğreneceğiz. Şimdi kulaklarını dört aç, beni dinle, tamam mı evladım? Tamam hocam, çok ciddi, dikkatli ve çok dikkatli dinliyorum hocam sizi. Harika. Şimdi birincisi, bu konularda simple present tense, affirmative, negative question var, comparatives var, adverbs var, ama şunu bilmemiz lazım. Simple present tense ve present continuous tense'i bizden karşılaştırmamızı isteyecekler. Yani şöyle bir sayı doğrusu çizecek olursak, hatta şöyle gösterelim. Şöyle bir sayı doğrusu çizecek olursak, tamam mı? Burada Tonguç, burada ilk başta ortada now, şimdiki, yani şimdi, at the moment, şu anda, işte başka ne diyebiliriz? Right now, yani tam da şimdi, these days, bugünlerde, işte today gibi ifadeler veyahut da look, bak, işte listen gibi ifadeler, yani dinle, bak, demek ki şu anda olan bir şeyden bahsettiğimiz için bunlar present continuous tense'de kullanılan şeyler. Ne yapıyoruz burada? İlk başta fiilimizi yazmadan önce söyleyeyim ki I, geniş zamanda ne diyorduk? I work diyorduk mesela. Veyahut da go diyorduk. Şimdi burada şimdiki zamanda I am working diyeceğiz. Veyahut da he is going diyeceğiz. Yani şu kırmızılar present continuous tense'den dolayı gelen şeyler. Peki geniş zaman neydi? Geniş zaman ise sadece burası. Bak, şimdiki zaman sadece burası. Ama geniş zaman burada olabiliyor, burada olabiliyor, burada, burada, burada. Yani hayatımızın her anında olabiliyor. Dolayısıyla biz burada always, daima'yı kullanabiliriz. Veyahut da never, asla'yı kullanabiliriz. Every day, her gün. İşte on Fridays, cuma günleri. İşte başka ne olabilir? Usually, genellikle. Sometimes, bazen. Bunların hepsi bu tarafı kapsadığı için burada geniş zaman kullanırız. Peki, geniş zamanda ne yapıyoruz? Geniş zamanda yapacağımız şey şu. Fiili aynen sözlükten alıp koyuyoruz. Bak, burada şu sözlüğümüz olsun demiştik hatırlarsan. Şöyle sözlük diyelim buna. Sözlük. Dictionary diye yazdık. Sözlükte ne yazıyor? Ben, I. Çalışmak, work. Gitmek, go. Burada yine beni alıyoruz böyle. I'ları koyduk. Çalışmak, work diyoruz, bitti. Gitmek, go diyoruz, bitti. Sadece şuna dikkat edelim. He, she'de s takısı gelecek. Onu da hemen şöyle gösterelim. I, you, we, they, he, she, it diye yazalım. Burada I'da work dediğimiz şey veyahut da go dediğimiz şey veyahut da have dediğimiz şey veyahut da sleep dediğimiz şey. Burada da yine work, go, have ya da sleep olmuyor. Ne oluyor? Work, works oluyor. Go, goes oluyor. Have, has oluyor. Sleep, sleeps oluyor. He, she'de s takısı geleceğini bileceğiz. Yine aynı şekilde present continuous tense de emizarın geleceğini aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Şimdi bir de bir şey daha var ki ne demişiz? Simple present tense, comparatives demişiz. Comparatives ile alakalı şunu bilmemiz lazım. Comparatives de mantığımız şu. Uzun sıfatlarda, yani şöyle, hani Türkçe biz ne diyoruz? En çalışkana en deriz. Bir de daha vardır bizde Türkçe'de. Burada da ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Burada more ifadesini veya kısa sıfatsa er ifadesini kullanacağız. Burada ise the most veyahut da yes ifadesini kullanacağız. The yes ifadesini kullanacağız. Yani şöyle, slow yavaş demek. İşte başka ne olabilir? Young genç demek. Easy kolay demek. Nice hoş demek. İşte başka ne diyebiliriz? Başka hangi şeyler olabilir? İşte long uzun demek. Şu tarafa baktığımızda ise difficult zor demek. Expensive, pahalı demek. Interesting, ilginç demek. İşte comfortable, konfor demek. Bunlar da uzun sıfatlar. Şimdi kısa sıfatlarda sadece yanına er iki geliyor. Slow, slower. Young, younger. Easy, easier. Nice, nicer. Long, longer oluyor. Ama uzun sıfatlarda difficulter, expensiver, interestinger değil de more difficult veyahut da more expensive.
more interesting, more comfortable diyoruz ve sonrasında devam ediyoruz. Şimdi istersen hemen sorularla çözelim. Sorularla fikirlerim ki daha iyi anlamaya çalışalım. Burada demişiz ki find and correct the mistakes. Hataları bulun demiş ve düzeltin demiş. Tamam. Şimdi I doesn't know French. Resmen batırmış yani. Neden? Şimdi birincisi I'dan sonra do gelir. Burada I don't demesi lazım. Knows asla zaten olumsuzlarda s takısı almaz. I don't know French şeklinde olmalıydı bu. Gelelim buraya. Children likes eat a hamburger demiş. Şimdi likes hoşlanmak demek, tamam, ama children çoğul olduğu için, they olduğu için likes olmaz. Children like dememiz lazım. O zaman buraya yazıyorum. Children like dedik, tamam. Eat a hamburger olmaz. Burada fiil ing'li hal, yani gerund hali kullanması lazım. Children like eating a hamburger dememiz lazım. Children like eating a hamburger. Çocuklar bir hamburger yemeyi sever. The classes start at 8:30, so they not sleep late falan. Saçma sapan bir cümle olmuş. Yine buradaki hatayı bulmaya çalışacağız. Şimdi dersler 8:30'da başlıyor. Buraya kadar sıkıntı yok. The classes, classes çoğul olduğu için burada start değil, şey start değil, start dememiz gerekiyordu. At 8:30 de yazdık, tamam. So bu yüzden they don't sleep late. Onlar geç uyumamalı. Ha, o zaman they shouldn't diyelim mesela, uyumamalı. Shouldn't sleep late. Geç uyumamalı demeliyiz. Niye? Çünkü dersler 8:30'da başlıyorsa çocuklar erken uyumalı. Burada late kelimesini kullanacaksak geç uyumamalı dememiz daha mantıklı diyoruz ve devam ediyoruz. My brother are asleep at the moment. Şimdi at the moment dediğine göre şu anda ne oluyordu? Bakın at the moment olduğu zaman bunları gördüğümüz zaman bunları kullanıyorduk. Bunları gördüğümüz zaman da bunları kullanıyorduk. O zaman my brother are asleep değil. My brother diyeceğiz. Burayı yazdık. Are yerine ne kullanmamız lazım? He şehitlere is geldiği için my brother is diyeceğiz. At the moment dediği için de my brother is sleeping at the moment diyoruz ve burası da bitiyor. İstanbul are beautifuler than Ankara. Yuh diyoruz. Şimdi hatırlarsanız ne demiştik? Uzun sıfatlarda more geliyordu. Kısa sıfatlarda er geliyordu. Burada İstanbul diyeceğiz. Tamam. Birincisi tekil olduğu için İstanbul is diyeceğiz. İstanbul is more beautiful. More beautiful. Bunu da yazdık. Ardından da than Ankara. İstanbul Ankara'dan daha güzeldir diyorlar. Evet. Mantıklı bir cümle. Gelelim bu tarafa. Make the comparative forms demiş. Şimdi burada şöyle kağıdı yukarı kaldıralım birazcık. Harikayız. Ne demişiz? Tonguç, Eylül Hanım anlatan anlıyor musun bu arada? Anlama taklidi yapıyorum hocam. Şimdi my English is nokta nokta than Arabic demiş. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Öncelikle good kısa ama gooder olmuyor. Burada better oluyor. My English is better dememiz gerekiyor. Better than Arabic. Zaten burada hepsine than'leri koyduğu için sıkıntı yok. My friend Alperen is than you demiş. Hard working uzun bir sıfat. Uzun sıfatlarda hard working kır mı oluyordu? Hayır. Hard working'in önüne more geliyordu. My friend Alperen is more hard working than you dememiz gerekiyor. Her car is nokta nokta than my car. Ha. O zaman yine expensive yazalım. Expensive. Expensive. Uzunlarda er mi geliyordu? Hayır. Başa geliyordu. More expensive than my car. Onun arabası benim arabamdan daha pahalı. Alperen senden daha çalışkan. Benim İngilizcem Arapçamdan daha iyi. Jane daha uzunmuş. O zaman tall yazdık. Tamam, sıkıntı yok. Er geliyor. Jane is taller than Jack. Tamam. Terry is intelligent demiş. Tamam. Intelligent'ı yazdık. Intelligent'ır mı diyoruz? Hayır. Uzunlarda başına more geliyordu. Terry is more intelligent than Harry. Terry, Harry'den daha akıllıdır. Türkiye, Yunanistan'dan daha geliştireceğiz. Daha genişleteceğiz. Large yazdık. Large kısa bir sıfat olduğu için, yani daha az harften olduğu için larger than Greece dedik. Türkiye daha geniştir Yunanistan'dan. Türkçe İngilizce'den daha zordur diyor. Turkish is difficult dedik. Tamam, zoru yazdık. Ama uzun bir sıfat olduğu için başına more getiriyoruz. Turkish is more difficult than English. Türkçe daha zordur İngilizce'den. Kızılırmak yeşilirmaktan daha uzun diyeceğiz. Kızılırmak is longer. Long az bir harften olduğu için longer dedik. Than yeşilirmak. Kızılırmak daha uzundur yeşilirmaktan. I am busy. Tamam, buraya yazdık busy. Sonu da ye olduğu için yer oluyor. I am busier than you. Senden daha meşgulüm. Crowded kalabalık demek. O zaman ne diyeceğiz? London is more, uzun bir sıfat olduğu için more crowded
Den Paris diyoruz ve bitiriyoruz. Burayı da çok net bir şekilde anlamış oluyoruz. Şimdi gelin bu tarafa. Complete sentences with simple present or present continuous. Şimdi buradaki mantığımız son derece basit. Öncelikle eğer şu tabloyu aklımızdan çıkarmamız lazım. Nerede? Demiştik ki eğer now, at the moment, right now, these days, today, look, listen gibi ifadeler görürsek present continuous kullanıyorduk. Eğer bu tarz ifadeler geniş zamanla alakalı ifadeler görürsek burayı kullanıyorduk. Şimdi bunu bakalım yapabilecek miyiz? Hep beraber yapmaya çalışalım. Tonight demiş. O zaman today, tonight, bugün yani erken uyuyor musun diyor. O zaman ne yapacağız? Şimdiki zaman kullanacağız. Present continuous kullanacağız. Önce hatta isterseniz onu belirleyelim bak. Tonight'ta present continuous kullanacağız. O zaman buraya ing yazıyorum. Every morning dedi, her zaman dediği için burada present simple kullanacağız. Geniş zaman. At the moment dediği için ing ile yani present continuous kullanacağız. Often dediği için sık sık present simple kullanacağız. Now dediği için şimdi present continuous yani şimdiki zaman kullanacağız. This week bu hafta dediği için yine şimdiki zaman present continuous kullanacağız. Now dediği için yine present continuous kullanacağız. Every Sunday her pazar dediği için present simple kullanacağız. Very often dediği için sık sık dediği için present simple kullanacağız. Şurası milk olacak tabii ki. Burada da hardly ever dediği için yani yine asla gibi geniş bir zaman kullanacağı için present simple olacak. Demek ki hardly ever, very often, every Sunday, now, this week, now, often, at the moment, every morning, tonight gibi ifadelerin ne olduğunu bilirsek esasında hangi zaman olacağını biliyoruz. Bu kadar basit. Yani temelinde çıkış noktamız şurası. Şunları görünce bunu yapıyoruz. Bunları görünce geniş zaman yapıyoruz. Bunu bileceğiz. Sonrası fiilin, cümlenin olumlu, olumsuz ve soru yap hallerini yapmayı bileceğiz. Şimdi burada şimdiki zaman olduğuna göre ne dememiz lazım? You are sleeping dememiz lazım. Fakat bu soru olduğu için are you sleeping diyoruz. Şu yuvardaki arı buraya getiriyoruz. Are you sleeping early tonight? Bu akşam erken mi uyuyorsun? Tamam. Şimdi gelelim buraya. Every morning geniş zaman demiş. Tamam. Yani soru olduğu için ne yapmamız lazım? Dikkatli olmamız lazım. Birincisi ne diyoruz biz şeylerde? Olumlularda. He diyoruz. Drinks diyoruz değil mi? Drinks diyoruz. Ama bu soru olduğu için başa bir does koyacağız. Does. Burada s olduğu için buraya s getirmeyiz. Does he drink milk every morning? O her sabah süt içiyor mu? Şimdi şu anda matematik çalışıyormuş. Şimdiki zaman olacak. I study'nin yanına ing gelecek. Ama m'i de unutmamız lazım. I'm studying math at the moment. Şu anda matematik çalışıyorum. Şimdi Ankara very often diyorum. Şimdi he goes dememiz lazım ama soru olduğu için does he go diyoruz. Niye? Çünkü buradaki s buraya geldi. Does he go to Ankara often? O Ankara'ya çok sık gider mi? Şimdi burada televizyon izliyormuş o diyeceğiz. He watching değil mi? ING'li kullanmamız lazım present continuous olduğu için. Ama he is'ini de unutmayacağız. He is watching TV now. O şimdi televizyon izliyor. Şimdi burada pişirmiyor diyeceğiz. Ve şimdiki zaman olduğunu biliyoruz. Çünkü this week dedik. O zaman not cooking diyoruz. Cooking'in başına ING'yi getirdik. Fakat burada they'in arını unutmayacağız. They aren't cooking this week. Bu hafta yemek pişirmiyorlar. Şimdi now dediği için bir kere bu playing olacak. Tamam burada sıkıntı yok. Olumsuz olduğu için not olacak. Ne diyeceğiz? He'ye de is gelir. He isn't playing football now. O şimdi futbol oynamıyor. Every Sunday demiş. Jack'te hatırlarsanız şöyle bir şey vardı. Geniş zamanda he she'de has oluyordu. Yani haves değil de has oluyordu. Dolayısıyla Jack has dinner every Sunday. Jack has dinner, pardon. Jack has dinner at the restaurant every Sunday. Her pazar restoranda yemek yemiş. Şimdi şuraya bakalım. Very often diyor. Çok sık diyor. O zaman she read dedik tamam. Ama olumsuz olacağı için she doesn't read diyeceğiz. Buraya da esakısı getirmemiz gerekiyor. Olumlu olsaydı she reads derdik. Ama olumsuz olduğu için she doesn't read diyoruz. Burada he hardly ever drink diyor. Tamam. Hardly ever zaten olumsuz anlam verdiği için burada doesn't falan dememize gerek yok. He olduğu için de esakısını koyuyoruz. He hardly ever drinks milk at breakfast dememiz yeterli diyoruz. Geldik buraya. Ask WH questions for the underlined words below. Aşağıdaki kelimeler için sorular kullanın diyor. Şimdi burada in Istanbul by train at 8 o'clock because she's hungry tea twice a year reading a novel Zeynep chess his father gibi kelimelerin altını çizmişiz. Bu kelimelere yönelik doğru soruları bulmamız lazım. Öncelikle doğru sorularımız ne onları bir hatırlamaya çalışalım. Şimdi birincisi yerlerde where kullanıyorduk. Yani nereyi kullanıyorduk. İşte
niçin why oluyordu mesela. Hani because sorularda why'ı kullanacağız. Veyahut da ne sorusu hatırlarsanız what'tı mesela. What'ı da unutmayalım. Başka ne vardı sorularımızdan? Kim, who vardı mesela. Bunlar temel sorularımız. Bir de böyle başka küçük how gibi, nasıl gibi sorularımız da vardı. Ama bir tanesine başlayalım artık. Şimdi ne demişiz? Tom lives in İstanbul. Demek ki burada sorumuz bir kere where'le başlayacak. Tamam, where'i yazdık. Şimdi Tom lives diyor. Tom İstanbul'da yaşar. O zaman biz nerede yaşar diyeceğiz. Şimdi nerede yaşar diyeceğimiz için hani Tom lives diyorduk ya. Buradaki soru olduğu için does olacak. Where does Tom live? Peki niye Tom lives'in sonundaki s'ye gitti? Çünkü does'da var. Where does Tom live? Tom nerede yaşar? Tom lives in İstanbul. Tom İstanbul'da yaşar. I go to school by train demiş. He. Şimdi by train trenle demek. O zaman nasıl gidiyorsun diyeceğiz. Nasıl sorusu da how'du yani. How are you diyorduk ya, nasılsın diyorduk. How are you? Burada da how burada. İşte nasıl gidiyorsun? Şimdi birincisi I go to school diyor. Bunu önce soru yapalım. Tabi bu tarz sorular yani WH sorular en başa geliyordu. I go to school. Ne diyelim? Nasıl gidersin? You go to school. Sen okula gidersin. Ama soru olacağı için how do you go to school? Sen okula nasıl gidersin? At 8 o'clock demiş. Saat 8 demiş. O zaman what time diye soracağız. What time, saat kaçta okulun başlar diyeceğiz. Şimdi okul başlar ne demek? Your school start dememiz lazım. Ama şuradaki start'ın başındaki does'ı da buraya koyacağız. What time does your school start? Okulun kaçta başlar diyoruz ve bitiyor. She's eating a bagel because she's hungry. O bir tane bagel yiyormuş. O zaman aç olduğu için. O zaman niye yiyor diyeceğiz. Why is she eating a bagel? Neden bagel yiyor? Çünkü o aç diyoruz ve soru işaretini koyuyoruz. He's drinking tea. Çay içiyormuş. Tamam. Ne içiyor diye soracağız. What? He's drinking tea diyorduk ya. What is he drinking? Yani temel mantığımız şu. Soruları şöyle yapıyoruz arkadaşlar. En başa bir kere nerede, nasıl, saat kaçta, niçin, ne gibi soruları koyuyoruz. Sonra da eğer is ise he is oluyor. She ise is she oluyor. Bu kadar basit. Mesela she's reading a novel diyoruz ya. Burada ne yapmamız lazım? What en başa koyduk. Is she mesela what is she reading veya what is she doing de diyebiliriz. O ne yapıyor orada diyebiliriz. Bu kadar basit. Şimdi buraya bakalım. They visit their grandparents twice a year. Yılda bir kez ziyaret ediyor. Yılda iki kez ziyaret ediyorlarmış. Once bir kez, twice iki kez. Yılda iki kez ziyaret ediyorlarsa ne diyeceğiz? They visit their grandparents twice a year dedi ya. Burada hemen ne sıklıkla dememiz lazım? How often, ne sıklıkla? Do they visit their grandparents? Do they visit their grandparents? Yazıyoruz ve burası da buracıkta bitiyor. Güzel. Şimdi şuna bakalım. Zeynep likes cats. Zeynep kedileri sever diyor. Tamam. Kim sever diyeceğiz. Who likes cats? Kim kedileri sever? Who sorsa böyle rahatça sorabilir. Who does like falan ne olacak? Who likes cats? Children are playing chess. Çocuklar satranç oynuyormuş. O zaman ne yapmamız lazım? Onlar ne oynuyor diye soracağız. What are they veya what are the children? Çocuklar ne oynuyor? What are the children playing? The children are playing. Are, ne demiştik? Are'lar bu tarafa geçiyordu. Is bu tarafa, is bu tarafa, is bu tarafa. Alp is helping his father. Tamam. Is yine bu tarafa geçecek, unutmayalım. Who is Alp helping? Alp kime yardım ediyor diyoruz. Ve burayı da bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Gelelim buraya. Adjectives or adverbs. Şimdi Türkçe'de hatırlarsanız şöyle bir şey öğrenmiştik biz. Ne demiştik? Sıfatlar isimlerle, zarflar fiillerle anlamıştık. Demiştik. Hatta bunu şöyle bir resmini bir daha hatırlayalım. Şurayı gösterelim. Şimdi biz ne diyorduk mesela? Sıfatlar isimlerin, zarflar ise fiillerin sevgilisi demiştik. Hatta şöyle de kalp yapmıştık. Tamam, burası Türkçe'ydi. Şimdi İngilizce sıfatlara adjective diyorlar. Zarflara da adverb diyorlar. Ve mutlaka zarflarla sıfatların yazılışı birkaç kelime hariç farklı. Mesela yavaş bir araba diyeceksiniz ya, slow car diyorsunuz. Ama yavaş gidiyor diyorsanız goes
Slowly diyorsunuz. Yavaşça gider diyorsunuz yani. Anlaştık mı? Biz yavaş araba yavaş gider diyebiliyoruz ama onlar yavaş araba yavaşça gider diyorlar. Burası anlaşıldı mı? Şimdi dolayısıyla burada bazı kelimeler var. Dikkatli, dikkatlice. Hızlı, hızlıca. Yorgun, yorgunca. Hızlı, hızlıca. Burada fast, fast oluyor zaten. Fastly yok. İyi, güzelce, iyi. Berbat, berbatça. Güzel, güzelce. Yavaş, yavaşça. Kötü, yani üzgün, üzgünce. Ani, aniden diye gidiyor. Şimdi bunları güzelce bir toparlamaya çalışalım. Şöyle sayfayı düzeltelim bir kez daha. Şimdi birincisi burada John bir driver'mış, şoförmüş. Şoför bir isim. O zaman dikkatlice şoför değil, dikkatli şoför diyeceğiz. John is a careful driver. John dikkatli bir şofördür diyoruz ve burayı bitiriyoruz. Şu kağıdı kaldıralım. Şimdi I left home, ben gittim eve hızlı değil, hızlıca. I left home quickly, ben eve hızlıca gittim diyoruz. Yorgun görünüyorsun, yorgunca görünüyorsun, yorgun görünüyorsun. You look tired diyoruz, bitiyor. She runs fast, o hızlı koşuyor diyeceğiz. Yani fast diye bir şey yok. İki tarafı da fast oluyor bunun. She runs fast diyoruz, bitiyor. They play football, iyi oynuyorlar diyeceğiz. İyice oynuyorlar. O zaman they play football, good değil, well dememiz gerekiyor. Good footballer, iyi futbolcu ama play well. Şimdi burada berbat bir tenis oyuncusu diyeceğiz. O zaman player dediğimiz için he's a terrible, berbat bir tenis oyuncusu diyoruz. She plays the guitar, bak çalmak, gitarı nasıl çalıyor? Beautifully, güzel çalıyor. Beautifully, o gitarı güzelce çalıyor diyoruz. Tom answered the questions, soruları cevapladı, yavaşça diyeceğiz. Slowly. You look, üzgün görünüyorsun, o zaman you look sad today, bugün üzgün görünüyorsun. Mary came in, aniden girdi, o zaman suddenly, aniden girdi diyoruz. Şimdi gelelim bir reading sorusuna. Gerçekten dikkat olmamız lazım. Önemli bir soru. Read the text and answer the questions demiş. Parçayı okuyun ve dikkatlice cevaplayalım demiş. Tamam. Matt's daily routine. Matt'in günlük rutini. Matt lives in Birmingham, England. Matt yaşar Birmingham, İngiltere'de. He's 26 years old. O 26 yaşında. He's a bike messenger. O bir neymiş? Bisiklet mesajcısıymış. Yani bisikletle postacılık yapıyor. He usually gets up at 7 and has a shower every day. O her o genellikle 7'de uyanır ve duş alır her gün. He gets dressed, kıyafetini giyer and has breakfast, kahvaltı yapar. He usually has tea and toast for breakfast. O genellikle çay ve tost alır kahvaltı için. After breakfast, kahvaltıdan sonra he brushes his teeth. Kahvaltıdan sonra o fırçalar dişlerini. Then he takes his backpack and rides his bike. Ardından sonra sırt çantasını alır and bisikletine biner. He starts work at 8 a.m. O başlar işe sabah 8'de and finishes at 6:30 p.m. Ve öğleden sonra 6:30'da bitirir. He usually has lunch at a cafe alone. O genellikle bir kafede yalnız başına öğle yemeyer. His best friend is David. Onun en iyi arkadaşı David'tir. And they sometimes meet at the cafe. Ve onlar bazen buluşurlar kafede. After work, işten sonra he goes back home. İşten sonra o geri döner eve. He works hard. O çok çalışır. So he is always tired. Bu yüzden o daima yorgundur. He always cooks dinner by himself. O daima pişirir yemeğini, akşam yemeğini kendisi. He usually listens to music. O genellikle dinler müzik while cooking, yemek hazırlarken veya yemek pişirirken. After veya yemek sırasında. After dinner, akşam yemeğinden sonra he usually plays his guitar. Adam bak aynı zamanda gitar da çalıyormuş. He usually plays his guitar or watches TV. Gitarını çalar veyahut da televizyon izler. He goes to bed early. O yatağa erken gider and before sleeping, uyumadan önce he reads a book for half an hour. O okur bir kitap yarım saate yakın diyor. Yarım saat kitap okur diyor. Güzel. Şimdi what time does he get up demiş. O saat kaçta kalkar demiş. He usually gets up at 7 o'clock. O zaman buraya yazıyoruz. He usually gets up veya he usually get up da diye usually kullanmayabilirsiniz. He usually gets up at 7
Clock'ta 7 a.m. yazabiliriz. Tamam. İkinci soruya bakalım. How often does he have a shower? Ne sıklıkla duş alıyormuş? Nerede yazıyor? Every day diyor. O zaman he have diye sormuş ama biz has diye cevap veremedik. He has a shower. O duş alır. Every day. Her gün duş alır diyebiliriz. Diğer soruya bakalım. What does he do after dinner? Akşam yemeğinden sonra ne yapıyor? After dinner he usually plays his guitar or watch TV. O zaman he plays dinner. Şey pardon. He plays the guitar. Gitar çalar. And watch TV. Ve televizyon izler diyebiliriz. Aşağıdaki soruya bakalım. Where does Matt usually have lunch? Matt nerede kahvaltı yapar genellikle? Şey öğle yemeği yer. He usually has lunch at a cafe alone demişiz. O zaman he usually, o genelde has lunch, öğle yemeği yer, at a cafe diyebiliriz. Bakalım, why is he always tired? O neden her zaman yorgundur? Because, neden yorgun? Bunu da biliyoruz. Because he works hard. Because, why diye sorduğu için because'a cevap vermemiz lazım. He, nerede? Bir daha görelim cevabı. Nerede? Nerede? Always tired. He works hard. Works hard'ı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Nerede? After dinner. He works hard. Bak çok çalışır. So he is always tired. O zaman why is he always tired? Because he works hard diyebiliriz. Şimdi burada sizin yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Birincisi, şurayı bir kez daha toparlayalım şöyle. Öncelikle burada da bir ödev vermemiz lazım. Şu mantığı aklınızdan çıkarmayın. Yani bu kelimelere geniş zaman, bu kelimelere şimdiki zaman geleceğini unutmayalım. Bir. İkincisi, şu yazılı konularımızı zaten PDF'de paylaştık ama burada arkadaşlar uzun sıfat, yani şöyle bir tablo yapın bence. Bakın şöyle bir tablo yapın. Deyin ki ben olsam şöyle bir tablo yaparım. Hatta göstereyim size şöyle bu tabloyu nasıl yapacağınızı. Şu kapağın arkasını. Birinci tabloda şöyle, bir dakika boş sayfa var mı? Yok. Şurada var mı boş sayfa? Şurada. Bak şu boş sayfayı kullanıyorum. Tamam. Şimdi birinci tabloda şöyle gösteriyorum. Birinci tabloda şöyle iki tane şey çizerim, tamam mı? Buraya simple present yazarım. Buraya da present continuous yazarım. Yani şimdiki zaman ve geniş zaman yazarım. Sonrasında simple present'ın kelimelerini yazarım. Always, başka ne var? İşte never, sometimes. Bunların ne anlama geldiğini çok net bir şekilde bilirim. Niye? Çünkü bunların ne anlama geldiğini bilmezsem sıkıntı yaşarım. Hepsini ama. Burada 20 tanesi 20 tane. On Fridays, işte every day, every week, every year. Bunların hepsini yazarım. Bu tarafta ise ne yapacağım? Bu sefer şeyleri yazarım. Nedir onun adı? Present continuous tense alakalı. Ben yazmışım ya az önce. Şunları kastediyorum yani. Şu nerede o? Şuraya koyduğum şeyler. Şunlar. Right now, now, at the moment. Bunların hepsini yazarım. Now yazdım. Çok güzel, sıkıntı yok. At the moment'ı yazdım. Başka ne olabilir? İşte right now. Listen, dinle diyorsa o an olur. Böyle gidiyor. Bunların hepsini yazdım mı? Sonra cümlelerin artılı, eksili ve sorulu hallerini buraya hepsini yazarım. Bütün şahıslar için. Yani şöyle. I go derim. I don't go yazarım. Veyahut da do I go. Bunların hepsini tüm şahıslar için yaparım. Burada aynı şekilde. I am going. I'm not going. Ve am I going diye yazarım hepsini. Artılı eksili hallerini yazdım mı? Sonra bu tarafa geçelim. Comparatives yazarım. Comparatives'de de bütün kısa sıfatları, yani slow, easy, hard, nice, young, hocanın öğrettiği bütün kısa sıfatları yazarım. Buraya bütün uzun sıfatları yazarım. Difficult yazarım. İşte expensive yazarım. Başka ne olabilir? Interesting. Yani benim yazdığım gibi, şurada yaptığım gibi hepsini tek tek yazarım. Neredesin herhalde? Hepsini böyle tek tek yazarım. Bildiklerimin hepsini. Hocanın öğrettiklerimin hepsini. Sonra buna farklı renkte erlerini koyarım. Farklı renkte morlarını koyarım. Bitti. Burası da bitti. Bir de bu işte slow, slowly, easy, easily. Yani burada siz kelimeyi ancak bu şekilde öğrenirsiniz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra bunu önüme koyarım. Sonra birazcık soru çözerim. Varsa imkanım. Yoksa da bununla çalışmayı yapmış olurum. Niye? Çünkü sınavdan önce neyin ne olacağını bir akıl haritası olaraktan kendi önüme çıkarmış olurum. Şimdi arkadaşlar, o zaman sizden bir şey daha isteyeceğiz. Sorularımızı çözdük. İnşallah sınavımızda iyi bir not alırsınız.
Tabii her okulun kendisine göre seviyesi farklı. Ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Sınavınızda başarılar diliyoruz. Tonguç evladım, artık yazıya hazır mısın? Hazırım diyorum dünden hocam ama inşallah 100 alacağım. Tebrik ediyorum o zaman. Ödülü sorumuzu yapalım, yorumlara yollayalım. Hadi bakalım, başarılar arkadaşlar.